Halimizi görüyorsunuz. Yani hem karanlıkta çalışıyoruz, hem de makineler, her türlü makinemiz olduğu halde makinelerimizi kullanamıyoruz. Günün, yani haftanın nereden baksan 2-3 günü baktığınız zaman biz hep böyle boştayız. Geceleri gelip çalışmak zorunda kalıyoruz. Geceleri de 1-2 saatten sonra yine elektrikler gidiyor. Halimizi görüyorsunuz. Daha önce bize söyledikleri yer altına tesisatlar aldıktan sonra bu elektrik sorununa çözüm olacak. Çözümü de göremedik kaç yıldır yani. Sürekli yer altındaki kablolar patlıyor. Bir gün, iki gün bu kabloların bulunmasına çabalanıyor. O da bulunmuyor yani. Bir türlü bu rezilin önüne geçilmiyor. Yetkililerin yani buna bir an önce el atması lazım. Yani Viran şehrinin hali şu anda yani geçmiş 20 sene öncesine benzedi ya. Yapacak çok şeyler var ama bir türlü yapamıyoruz yani. İşlerimiz hep üst üste yığılıyor. Yetiştiremiyoruz. Bu sefer de tepkilerle karşılaşıyoruz müşteriler tarafından. İşler yetişmediği zaman evimize bu sefer ekmek götüremiyoruz. Yani bunun bir an önce halledilmesi lazım. Yani yetkililerden ricamız bu işe bir el atmaları. Yani lütfen gerekli işlemleri yapıp yani bizleri bu TEDAŞ'ın zulmünden kurtarmalarını rica ediyoruz. Elektriklerin olmayışı büyük sıkıntılar yaratıyor. Başta çarşı merkezinde birçok esnaf elektriğin olmayışından dolayı dükkanlarını açamıyor. Çünkü elektrikli darava takmışlar. İkincisi, şahsen benim oğlum astım hastası. Sabah, öğlen, akşam günde 100 sefer buhar vermek zorundayım. Elektrik olmadığı zaman buhar makinesini almışım, o da çalışmıyor. Her gün hastaneye götürmek zorunda kalıyorum. Bu da büyük sıkıntılar yaşatıyor bize. Şimdi bunların giderilmesi gidecek mi diyeceğim, hayır gitmeyecek. Çünkü biz 5 yılda bir hatırlanmak zorunda kalıyoruz. O da seçimden seçime hatırlanıyoruz. Bu tür uygulamaların son bulmasını istiyoruz. Özellikle yerdeki trafoların tehlike saçıyor. Çünkü çıplak kablolar var. Birçok trafolar, hatta bazıları orada olarak satıyorlar şimdi gençler özellikle. Hırsızlar da bunları alıp götürüyor, satıyor. Bu da bizim zararımızdır. Çünkü onlar başta bizim mallarımız. Bu yüzden bu özellikle yetkililerin bu seçimde değil her zaman bu sorunların üstesinden gelmesini istiyoruz. Artık bunları çözme zamanı. Eskiden teller yukarıdaydı. Yağmur yağdığı zaman rüzgar geldiği zaman işte teller birbirine değiyor diyordu. Şimdi elektrik de yer altına girdi. Peki nerede kaldı? Yine aynı sorunları yaşıyoruz. Bunların giderilmesini istiyoruz. Elektrik yok. Gelmiyor. Bak sıkıntıdayız. Şu an elektrik yok. Bir gün geliyor, bir gün gelmiyor. 5 saat geliyor, 10 saat gelmiyor. Bütün millet aslında pereşer, şeysine diyorum ben. Şimdi benim faturama şeyse, elektrik gelmiyor. Yok şimdi Kala Mahallesi'nden 80 yolu sokak, 3-4 sokak direği hiç yanmıyor. Lise yanmıyor. Hiç ne gelen var ne gider. Kaç sefer söyleyeyim, tamam diyorlar, kimse ilgilenmiyor. Ondan sonra fatura şeysine geldik. Fatura, eskiden faturam 60 geliyor, 70 geliyor. Şimdi saat dışarı çık, yer altı yaptıktan sonra bayağı gelmeye başladı. 260 milyon, 280 milyon geliyor. Elektrik yok, fatura kaba geliyor. Elektriklerimiz yok. Esnaf olarak perişan bir durumdayız. Kar yağıyor ve biz çalışamıyoruz. İşçilere tahvil verdik. 10 sene işimiz evdedir. Esnafın hepsi artık elektrikten eve gitmekten, yani bazı dükkanları kapatıp giden arkadaşlarımız var şu an. Sanayide durum daha perişan. Bakın dükkanımız karanlık, eşyalarımız hepsi bir yanda duruyor. Elektrik, hemen küçük bir rüzgar olsa elektrik kapanıyor. Ve neye kapayı gittiğimiz zaman elektrikler açılmıyor. Elektrikler arıza gördüğü zaman bir ay arkasında geziyoruz. Yeraltı yapalım dediler, yeraltı yaptığı yerlerde. Oralardaysa elektriği bir kapattıkları zaman bir ay elektrik gelmiyor. Bir ay elektrik gelmediği halde para alıyorlar.